daha başkan geliyor. Öncelikle dün 2032 Avrupa Şampiyonası düzenleme yetkisini diyelim İtalya ile birlikte Türkiye'de yapma konusunda UEFA bize bu seçimi yaptı, görev verdi. Dün geç saatte İsviçre'den, Cenevre'den döndük. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bugün de biraz sonra Hırvatistan'da yapacağımız çok önemli bir maç var. Bu az önce bahsettiğiniz gibi Vincenzo Montella'nın ilk maçı. Bizim için çok önemli çünkü Avrupa 2024 şampiyonasına gidebilmek için bizim iki tane çok önemli maçımız var. Birisi Perşembe günü, diğeri Konya'da Letonya'yla. Bu iki maçtan alacağımız sonuç da inşallah Avrupa Şampiyonası'na gitme konusunda büyük bir avantaj yakalamak istiyoruz. Hocamız özellikle Türkiye'yi tanıması, Türkiye'de 2 yıl görev yapması ve Türkiye'den ayrılırken Türkiye lehinde çok güzel deneyimler yaşadığını, Türkiye'nin insanının yurt dışında da yaptıkları misafirperverliği, güzel işleri tüm dünya kamuoyuna da her platformda anlattı. Bizim duygularımızı, düşüncelerimizi iyi biliyor. Eve kaldı ki daha önceki basın toplantımızda da anlatmıştım. Hocamız İstanbul'da yaşayacak. Maçtan maça gidip gelmeyecek. Ve bütün maçları takip edecek. Sadece büyük takımların maçlarını değil. Bunu da zaten geçtiğimiz hafta gösterdi hemen. Önce Konya'ya gitti, arkasından Kayseri'ye gitti. Sadece maçları da izlemiyor. Gittiği şehirde o takımların antrenmanını da izliyor. Onun için futbolcularımızla güzel bir aile ortamı oluşturması konusunda son derece iyi niyetli. Bir de biliyorsunuz Selçuk Şahin'e Türk yardımcı hoca olarak aldık. Bu da ayrıca yine hocamızın bu konudaki yapacağı çalışmalara o da Türk hoca olarak ayrı bir katkı verecek. İnşallah sonuçları hayırlı olur. Hem ülkemiz için, milletimiz için güzel bir netice elde ederiz. Sayın Başkan, tabii İtalya ile ortak bir 2032 şeyimiz var, organizasyonumuz var. Hocamız da İtalyan. Dün akşam geldikten sonra hocayla bu konuyu görüştünüz mü? Daha hocayla görüşleri nedir? Gitmezden önce görüştük. Tabii ki son derece olumlu. Çünkü önümüzde 9 yılımız var. Bu 9 yıl çok önemli. Olaya biz sadece futbol olarak da bakmıyoruz. Olay ülkelerimizin tanıtımı açısından bizim soft power dediğimiz spor ve sanatı da içeren bir işbirliği. Bunun dışında özellikle İtalya en büyük dış ticaret yaptığımız 5. ülke. Hem ithalatımız açısından hem ihracatımız açısından bunu daha fazla geliştirmek istiyoruz. Turizmi daha fazla geliştirmek istiyoruz. Ülkemizin tanıtımını daha fazla geliştirmek istiyoruz. Bunun dışında da baktığımızda biliyorsunuz bir akademi projemiz var. Süper Lig kulüplerine bu yıl başlattık. Önümüzdeki yıl 1. Lig kulüplerine başlatacağız. Ortak olduğumuz ve birlikte çalışacağımız ülke bu zamana kadar 4 defa Dünya Kupası'nı kazanmış bir ülke. Futbolun beşiği. Orada da bir takım işbirliklerini araştıracağız, geliştireceğiz, beraber neler yapabiliriz. Onları da ileriki dönemlerde İtalyan Futbol Federasyonu Başkanı ve ben dün bu konuda çok özel, çok güzel şeyler konuştuk. Zaten ortak sunum yaptık. Türkiye ayrı, İtalya ayrı sunum yapmadık. 8 kişi beraber sunum yaptık. Bu da iki ülkenin birlikte özellikle güçlü yanlarını birleştirecek güzel bir adım atma konusunda bize avantajlar sağlayacak. Çünkü iki Akdeniz ülkesi, benzer kültürleri var, sıcakkanlı, olaylara biraz daha duygusal bakabilen
Biz de bunun hem hocamızla hem de 2032 Avrupa Şampiyonası'nda İtalyanlara beraber en güzel bir şekilde hedefe ulaşmak için bu konuda çalışma yapacağız ve inşallah başarılı olacağız. Sayın Başkan, bu güzel haberlerden sonra tabii ki stadyum mevzuları biraz konuşuluyor. Öncelikle 80 bin kişilik stadyum nasıl olacak, yeniden mi yapılacak eğer Türkiye'de olursa. Bir de tabii aslında bununla ilgili açıklamayı farklı kanallardan yapıldı ama bu Beşiktaş stadyumu işte dünyanın en güzel stadyumu buradadır şeklindeki açıklamaları. Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi birincisi Olimpiyat stadı arka kale arkalarında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oralar büyütülecek inşallah ve 80 bin kişilik olacak. Şu anda böyle bir tartışmaya girmeyi ben biraz çok doğru bulmuyorum. Niye doğru bulmuyorum? Birincisi biz ayrı ayrı ülkeler olarak müracaat ettiğimizde onar stat bildirmiştik. Şimdi bu stat sayısı zaten 5'e düşecek. Tekrar yeniden bir değerlendirme yapılacak. Ve bu 2016 yılında olacak. 2016 yılına kadar, 2026 yılında yapılacak. Onun için bugünden böyle bunları konuşup suyu bulandırmanın bir manası yok. Çünkü bir amacı da yok. Bizim şu anda amacımız, bugün İtalyanlar bizim için bu çok önemli diyor, seviniyorlar. Şunu bir sevincini yaşayalım. Böyle bir şey şu anda söz konusu bile değil. 38 tane stadımız var. Zaten birçoğunu bildirdiklerimizi de elemek zorundayız. Veya bunları değiştirebiliriz. İstanbul'dan da belki stat sayısı 1'e düşecek. Yani bizimki bu, herhangi bir ulüfe dağıtmıyoruz kimseye. Kaldı ki burada UEFA'nın kriterleri var. En yüksek seyirci kapasitesi olan statların olması gerekiyor. Onu şu şekilde belirtmek lazım. Bu statlarda yapılan maçların gelirleri ne o kulübe gidecek ne de TFF'ye gelecek. Bütün gelirler UEFA'ya gidiyor. Onun için UEFA'nın kriterlerine uygun olan tekrar yapılacak değerlendirmelerde, ki az önce söylediğim gibi sadece 5 tane stat kalacak. O zaman her şehrimiz bu konuda bir ayağa kalkar, bir sıkıntı olur. Böyle bir şey yok. Ülkemizin yaptığı 2032, evet, bu İstanbul şampiyonası değil, Türkiye şampiyonası. Diğer kulüplerimizin de statları dışarıda kalabilir. Onun için bugünden bununla ilgili bir polemik yaratmak, bu konuda herhangi bir görüş bildirmek doğru değil. 2026 yılının sonunda belli olacak. Orada da bir polemik olmaması lazım zaten. Çünkü birçok şehrimiz Anadolu'da bu maçların kendi şehrinde yapılmasını istiyor. Ama maalesef gönül ister ki keşke 30 tane şehrimizde, 30 tane stadyumda yaptırabilsek. Sayın Başkan, son olarak Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanması yönünde bir iddialar var. Böyle bir durum söz konusu mu? Sıcak bakıyor musunuz? Galatasaray Fenerbahçe maçı Suudi Arabistan'da mı oynanacak? Şimdi bununla ilgili ben bir programda bu konuda açıklamamı yapmıştım. Suudi Arabistan ve Abu Dhabi ile görüşüyoruz diye. Anlaştığımız takdirde 30 Ekim'de yurt dışında olabilir. Ama bu görüşmelerimiz Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendi düşüncesine göre yaptığı bir çalışma değil. Hem Fenerbahçe Kulübümüzün başkanıyla hem de Galatasaray Kulübü'nün başkanıyla yaptığımız, onlardan da olur aldığımız bir çalışma. Onlar bu konuda ikisi de muvaffakiyet bildirdiler, bana söylediler yaptığım konuşmalarda. Anlaşırsak bu iki kulübümüzün rızasıyla bu yapılan anlaşmayı hangi ülkede olacağını kamuoyuna açıklayacağız. Daha şu anda yapılmış bir anlaşma yok. Olursa zaten ilk ağızdan bizden duyacaksınız. O yetkisi olmayan kişilerin paylaştığı şeylere lütfen itibar etmeyin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.